Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda paramızla birlikte hayallerimizi de çalan o meşhur kepçeli oyuncak makinelerinin sırrına bakacağız. Sadece biz değil, geçmişte de tarihçi Phil Reiter bu meseleyi araştırmış, merak etmiş. Bence onun da hayalleri kırılmış ve gitmiş bu makinelerin kullanım kılavuzları dahil olmak üzere hakkında pek çok materyali okumuş. Ve şöyle bir sonuca varmış. Bu makineler meğer kendisi kâr etmeden o yukarıdan gelen kola yeterli basıncı uygulamıyormuş. İçerisinde bulunan algoritma ne zaman ki kendinin kâr ettiğine ikna olursa o kol o zaman tam güçle çalışıyormuş. Yani makine kendisi kazanmadan o çok istediğimiz o küçük hediyeleri bize asla vermiyormuş. Gerçi kızıyorduk, durumu da fark ediyorduk. Ama neyse bir devam edelim bakalım. Düzeneye göre bu oyuncak makinelerinin kontrol edilebilir bir güç sistemi var. Ve bu güç sistemi siz ona gidip yolda dur lan şuradan bir oyuncak alayım bir TL atayım dediğinde tam kapasite çalışmayabiliyor. Peki ne zaman tam kapasite çalışıyor? 21 denemede bir ihtimalle şansınız daha yüksek. Ama bu 21 deneme bilgisi kesin bilgi değil. Çünkü siz oraya parayı attığınızda 11. kişide olabilirsiniz, 6. kişide olabilirsiniz, 21 sayısını hiç tutturmayabilirsiniz. Sadece algoritma içerisinde en yüksek şans 21'de 1 ihtimal. Gerçek oluyormuş. Ayrıca yine edindiğimiz bilgilere göre bu makinelerin para attığınız kısmının arkasında bulunan bir kutu var. İşte o kutu bu makinenin tüm beynini oluşturuyor. O beyin üzerinden kolun basıncını ayarlayabiliyorsunuz veya kaç para basarsam ne kadar oyuncak vereceği ihtimallerini elle manuel olarak düzenleyebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar açıkça bir hilenin oyuncağı olduk ve çocukluk hayallerimiz bu hileyle kopup gitti. Şimdi gelin gelelim bir başka önemli noktaya. Algoritmada şöyle hinlikler de ayarlanmış. Mesela siz kız arkadaşınızla yolda yürürken bu makineyi görüyorsunuz ve dur sana hemen bir ayıcık alıyorum deyip bu makineye doğru gidiyorsunuz. Kanca yukarıdan aşağı doğru iniyor, ayıyı tutuyor. Tam kalktığında lan bir anda bırakıveriyor. İşte bu da tamamen kolpa bir şeymiş. Çünkü şöyle düşünün, algoritmanın amacı size o hediyeyi ulan tam alıyordum hissine kapılmanız ve ona bir daha para atmanız. Ben de dahil eminim pek çoğumuz bu tarz durumlarda en az 5 lira harcadık. Sonuç olarak arkadaşlar biz tabii ki de Webtekno olarak dedik ki bunu böyle anlatmakla olmaz. Gidelim şu makineleri bir deneyelim. Şimdi hemen size bunun da nedenini açıklıyorum. Normalde makinenin kolu sizin ona tekrar para atabilmeniz için belli bir para harcamadan sonra size oyuncağı alıyormuş gibi yapıyor. Bunun temel nedeni ona bir daha para atmanız. Şimdi ben tekrar girişiyorum çünkü onu almıştı Onur. Bir kere bakalım alabileceğiz mi? Almadık abi, almadık. Harekete bak. O beyler, o anı gördünüz mü? Yani şu kandırmaca, bu düzmece bizi kandırıyorlar. Gel lan Fatih. Basıyorum. Hayır. Aradakini al. Ne aldın abi? Bu ne abi ya? Hayır, normal değil abi yani bu. Hep bunu yapıyor. Bildiğin kandırmacı, düzmece yani. Beri bunu diyoruz beyler. O kız arkadaşına almak istediğin hediye vardı ya, işte o hediyeyi bu makine yuttu. Normalde kolun kapanırken nasıl bir eğilim gösterdiğini gördünüz ama Onur'un aldığı ikinci topta ne hikmetse bu kol düzgün çalıştı. Çünkü hep birlikte anlamış olduk ki bu makinelere artık 1 TL atmanızın bir anlamı yok. Atacaksanız da ne bileyim o heyecanı seviyorsanız buyurun atın. Fakat görmüş olduk ki bu makineler tam bir fiyasko. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen bize yorum bölümünden belirtin. Bizim işimiz araştırmak, bir yerlerden buluruz. Kafanıza takılan başka şeyler varsa da yorum bölümünden bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hemen yan tarafında oynamakta olan videoya tıklayarak IP kameralı Tank Robot incelememize ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen aşağıda da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.